Çulsuz be Emine, çulsuz. Emre de haklı. Böyle çulsuza kız verilmez ki. He ya, verilmez. Ben kızıma kilosu kadar altın isterim demez mi? Garibanın gram altını değil, bakırı yok. Ayrıca dul kadının başlığı mı olurmuş? İkinci taliplisinin çıktığına sevinsin. Biz gittik Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedik. Günahı Emine'nin boynuna. İsteyenin yüzü kara, vermeyen ara. Ling 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 ling. Haklısın be Deli Bergül, haklısın. Öyle veya böyle, tatlısın ben. Ademoğlu Ali. Zavallı Ademoğlu, bir gün gülmedi hayatında. Gülmek nedir bilmedi. Hep ağladı. O ağlamasın da kim ağlasın? İnşallah bir gün onun da yüzü güler. Allah onu da güldürür. Hep dua ediyor. Ne oldu? Desenize. Daha Ademoğlu der demez. Ademoğlu kadar taş düşsün başınıza diye bağırmaya başladı. İyi adamdır dedik. Delidir dedi. Adam gibi adamdır dedik. Adam mı görmedik dedi. Yoksam dünyada adam mı kalmadı? Vardı ki getirdin beni dünyaya, sonra bıraktın beni, bıraktın yaya, bıraktın ya. Baba, ben çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Eşekler, ben size göstermem mi? Sizi gebertirim lan. Bingöl yakmış zaten, bir de sen yakma. Atın kuyruğuna, erkeğin bıyığına, kadının saçına dokunulmaz. Bu sefer kızının bacaklarını dikleyemedik ama bir dahaki sefer. Reyuslar, kaçmayın lan erkekleriniz. Kaçın, kaçın. Ablana, anana da selamımı söyleyin, tamam mı? Irz düşmanları sizi! Boşuna tüketirsin nefesin, bir dikilesi zar için. Ling 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 ling. Bingöl, kız,
Hadi aç şu aç da içeri girer. Hadi. Bingül. Bingül. Bir şey mi var kızım? Yok bir şey baba. Bingül. Aç dedim kız. Aç. Açsana Bingül. Hadi aç şu camı da içeri gir. Defol git. Bak sen neler yapıyorsun Bingül. Aç şu camı. Açamam. Kız. Babam duyar. Bak samanlıktaki gibi. Hadi kız. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Sağ olasın Hacı Osman emmi, sağ ol. Dün yine bir şeyler olmuş, bu kaçıncı Adem oğlu? He ya, dedem babama öğretmiş, babam bana öğretti. Eline, diline, beline sahip olacaksın. Barış hasmınla, küs gezme. Kodesinler sana, deli divane. Ben şeytan ile barışmam, Yezid'le dostluk yapmam. Şeytanı görmek için benim gibi göz ister. Ling 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 ling. Ademoğlu Ali Üvez hanginiz acaba? Hanginiz? Hoş geldiniz. Benim. Kendileri burada Herr Sartorius. Dank Kutay. Buyurun. Guten Tag. Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Herhalde. Buyurun efendiler. Rica ederim. Siz bizim efendimizsiniz. Yalandan kim ölmüş? Buyurun buyurun. Şöyle buyurun. Evimiz biraz ufak da sizleri şöyle peki, alayım. Evet. Rica edeceğim. Kız Bingül ayran yap misafirlere. Yalnız televizyon geçebilir. Evde yoğurt yok ki baba. Öyle mi? O zaman ne varsa ondan yap. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Buyurun. Yapmayın arkadaşlar, rica edeceğim lütfen. 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 Yakından gireceğiz ağzına. Lütfen kıpırdamayın. Şöyle bir bakalım. Bak. Şöyle. Kapının önünde bir resminizi alabilir miyiz? Evet. Çok güzel, iyi. Teşekkürler. Efendim, ben Hans-Klaas Schwarz'ın Türkiye temsilcisiyim. Ve biz Sayın Başkonsolos'la beraber siz Ademoğlu'nu görmeye geldik.
Şimdi Sayın Başkonsolos ziyaret sebebini açıklayacak. Sayın ev sahipler, sayın konuklar ve basın mensuplar. Bu da bulunmamızın nedeni kökleri tarih öncesine kadar uzanan Türk-Alman dostluğunun başka milletleri kıskandıracak güçte olmasına dayanır. Bizler ki dünyanın en bunalımlı günlerinde bile dostluğumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Şimdi ise yeni bir olay bu dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu mutlu olayı Sayın Schwartz'ın temsilcisi Herr Kutay açıklayacak. Saygılarımı sunarım. Efendim. Şimdi size bu Almanca yazılmış vasiyetnamenin Türkçe çevirisini okuyorum. Ben Hans Klaus Schwartz, adli dengemin yerinde olduğunu açıklayarak ve de tasdik ederim ki hiçbir tehdit, zorlama, ikna ve etki altında kalmadan kendi el yazımla yazılmış vasiyetnamemi bu imzalanmış zarfın içine koydum. Son arzum ben öldükten sonra bu zarfın şahitler huzurunda açılması. Bundan tam bir yıl önce Türkiye'ye seyahate gitmiştim. Bu Türkiye seyahatim sırasında çok güzel günler yaşadım. Ama zaman zaman kötü günlerim de oldu. İşte Ademoğlu'na böyle günlerden birinde rastladım. Çok karlı bir gündü. Kardan yollar kapanmıştı. Kara saplağı arabamız çalışmıyordu. Arabanın içinde soğuktan ölebilirdik. Hayatımızı kurtarmak için yürüyerek gitmeyi denedik. Saatlerce yürüdük. Küçük bir köye vardık. Bizi görenler pencerelerini, kapılarını kapattılar. Tam umudumuzu kaybetmişken yoksul bir köylü karşımıza çıktı. Adı Ademoğlu Ali'ydi. Sıcak tarhana çorbası ile içimizi ısıttı. Bizi iyileşinceye kadar evinde konuk etti. İşte bu sebeple kendisine daha güzel bir hayat kursun diye bütün varlığım olan 125 milyon Deutsche Mark'ı Ademoğlu Ali'ye bırakıyorum. Ay yaşa baba! Sayın Ademoğlu, bu kadar paraya sevinmiyorsunuz da Schwartz'ın ölümüne mi üzülüyorsunuz? Şu anda milyardersiniz. Şöyle bir sevinç gösterseniz de sevinçli bir fotoğrafınızı çekseler. Ben daha 100 bin lirayı bir arada görmedim ki. 100 bin liraya sevinmesini bilmeyen bu kadar paraya sevinmesini nereden bilsin? Büyüksün baba. Ling ling ling. Tekrar eder misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bu gece televizyonda gözüküp bir anda meşhur olacaksınız Ademoğlu Bey. Şimdi köyün bütün delikanlıları Bingül'ün peşine düşer artık. O gün işi bitirseydik şimdi paranın göbeğine oturmuştuk. Evet. Senin bitireceğin ne var? Belki de ben becerim. O kadar heveslenme oğlum, dur bakalım. Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Adem'le Fatma'dan olma. Ademoğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır. Hadi kız, üstünü başını değiştir. Süslen, püslen. Seni Ademoğlu'na veriyorum. Hadi durma, koş. Ademoğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Ali'm, Ademoğlu Ali'm, evladım benim. Ben sana küstüm. O kadınlarla haber gönderdim, niye gelmedin ha? Hemen gönderin Ademoğlu'nu, gelsin alsın dedim. Helalıdır dedim, söylemediler mi sana? İhtiyar bunaklar, ne olacak? Madem Ademoğlu gelmedi, biz gideriz dedik. Ademoğlu yoksuldur, verme ona kızı dediler. Ben dedim ki, Ademoğlu yoksuldur ama adam gibi adamdır. Dünyada adam mı kalmadı dediler. Dürüst çocuktur dedim, geldim buraya. Al kızımı, helalini gör.
Nasıl istersen öyle kullan. Senden iyisini bu bulacak. Al. Şimdi beni rahatsız etme. Uykum geldi, uyuyacağım muhtar. Kızım, amcana yolu göster. Kapat kapıyı. Ademoğlunun başına talip kuşu kondu. Büyük vasiyet. 125 milyon mark. Kronun Allah'a şu tipe bak. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ademoğlu Ali Übez adındaki vatandaşımız bugün büyük bir servetin sahibi oldu. Kızıyla birlikte yaşamakta olan Ademoğlu Ali Übez'e bugün açılan vasiyetnameyle Alman vatandaşı Hans Klaus Schwarz tarafından 125 milyon Batı Alman markı bırakıldı. 125 milyon Batı Alman markının Ali Üvez'e bir süre önce Hans Klaus Schwarz'a yaptığı yardım nedeniyle bırakıldığı ve Ademoğlu'nun vasiyet okunduktan sonra hiç gülmediği, herhangi bir sevinç göstermediği bildirildi. Hayatında hiç gülmemiş. Biz güldük mü? Gülemezsin tabii. Diş mi kalmış ağzında? Fazla tartışmaya zaman yok. Boşuna zaman harcamayalım. Haklısınız efendim. Bir an önce tartışmayı karara bağlayalım. Olayı özetlemekte yarar var. Kim özetleyecek? Ben özetleyeyim. Buyurun. Bilindiği gibi Ademoğlu hayatı boyunca acı çekmiş bir adam. Hiç gülmemiş. Yoksul, topraksız biri. Karısı yok ve kızıyla beraber yaşıyor. İşte gazetemiz gerçekleştireceği büyük bir kampanya ile Ademoğlu'nu güldürene büyük para ödülü verecek. Ve tabii bu büyük kampanyayı Ademoğlu'na kabul ettirmemiz gerekiyor. Onun için merak etmeyin. Ben onun danışmanı olarak bütün işleriyle ilgileneceğim. O görev bana ait. O zaman Ademoğlu'nu güldürecek olana verilecek olan para miktarına gelelim. Sonra hallederiz, kusura bakma, tamam mı? Heh. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi gazetemizin genel müdürü üye tanıştı. Sayın müdürüm, sizi Ademoğlu Ali Bey ile tanıştırayım efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Ademoğlu Ali Bey, Nevzat Bey. Adem Bey! Ne var? Misafirleriniz var. Masayla sandalyeleri nereye yerleştireyim? Kırık çana yok, hayran içecek. Kahveye gelir, fincan beğenmez. Ling 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 ling. Sayın Ademoğlu, malumunuz siz hayatta hiç gülmemiş birisiniz. Gazetemiz sizi güldürmeyi başarana 17 milyar vermeyi amaçlıyor. Size de kampanyamıza bulunacağınız katkılardan dolayı süper lüks bir yalı ve bu limuzini hediye edeceğiz. Şoförü de her an emrinizde. Ayrıca bütün giyim masrafları da bize ait. Vallahi ne diyeyim, siz bilirsiniz. Sayın Ademoğlu, elbette sizin yapacaklarınızın karşılığı bu değil. Ama ilk başlangıç için uygundur derim ben. Allah Ademoğlu'na yürü ya kulum demiş. Yürü ya kulum dememiş. Koş ya kulum, koş demiş. Lingi lingi ling. Şoförünüz İsmail Bey her an emrinizde. Konuştuğumuz gibi biz kampanyaya hemen başlayacağız. Anlaştığımıza çok sevindim. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bay. Güle güle. Ademoğlu Ali. Memnun oldum.
Kimsin? Hoş geldin Bedri abi. Gel Bedri dayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel otur. Bingül, çay ver Bedri dayına. Bingül. Allah Allah, nereye gitti bu kız ya? Neyse, nedir? Ademoğlu, biliyorsun benim hanım hastadır. Şehre hastaneye götüreceğim ama kuruş yoktur. Tedavisi için 3 milyon lazımdır. Eğer mümkünse Allah rızası için 3 milyonu ver. Allah seni gördü, sen de bizi gör. Ayıp ediyorsun. Olsa derhal. Ama biliyorsun elimizde bir kağıt parçası var. Para filan yok. Elime para geçince kimsin? Ömer Çavuş. Buyur Çavuş. Kalabalık etmem, yürüyün, para mara yok. Hadi sallanma, hadi, şöyle. Ademoğlu, hepsini sepetledim, ben unutma ha. Toparlanmak da lazım. İdris. 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 Vur düşmanları! Ne o kız? Yanakların al al olmuş. Yanakları al olmuş köylü kızı, şehre giderse altın elmas ister, gümüş beğenmez. Ling 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 ling. Deli Bekir. Bak Deli Bekir, bütün eşyaları ve evi sana bıraktım. Bundan böyle senindir. Bu köyde iki deli vardı. Şimdi ben gidiyorum, sen kaldın. Beni aratmayacaksın değil mi? Bingül! Buyur baba. Köyde son yemeğimizi yiyelim. Misafirimiz de var. Pekala baba. Söyle Deli Bekir, bir arzun var mı? Bir deli köye muhtar olursa,
Yüze gülen dosttan sakın kendini, fırsatın bulursa başını keser. Ling 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 ling. Sağ ol. Şu radyoyu biraz daha açsana. Sayın Genel Müdürüm, şu anda İstanbul'a girdim. Hayatından memnun efendim. Verir misin? Tabii efendim, bir dakika. Sayın Genel Müdürüm sizi istiyor. Alo, buyur müdür. Nereye mi? Eve mi? Bankaya, bankaya, müdür bankaya. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu, hoş geldiniz Küçük Hanım. Buyurun efendim, buyurun. Böyle buyurun, buyurun. Bu taraftan geçiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu. Buyurun efendim. Hoş bulduk dayı. Beni nereden tanıyor? Aman efendim, 170 milyar parası olan birini bütün bankacılar tanır. Bir şey içer misiniz? Çay içelim. Kızım, bize 3 tane çay söyle hemen. Buyurun efendim. Şu anda Koç Sabancı ve Sezai Bey'den sonra Türkiye'nin en zengin adamısınız. Herhalde çekip paraya çevireceksiniz değil mi efendim? Sayın Ademoğlu, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Efendim. 125 milyon Deutsche Mark'ın yıllık Türk parası olarak faizi %60'tan 102 milyar 750 milyon tutar. Ama Mark bu ara atağa kalkacak. Dolar hızını aldı duraklar. Benim tavsiyem Türk parası olarak hesaba geçmeleri. Öyle mi? Peki ne kadar tutar dedim faizi? Yıllık 102 milyar 750 milyon. Müdür bey. Çöz çöz. Hoş geldiniz. Para hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı? Bir de şöyle. Çok güzel. Köyden İstanbul'a inince neler hissettiniz? Hiç evlenme teklifi aldınız mı? Para insanın cebini sıcak tutuyor. Lütfen sayın basın mensupları, lütfen. Peki kızınız başını açacak mı? Hayatınızda hiç gülmemişsiniz, doğru mu?
Kalın çok başlattığı güzel, kampanyada tamam, sizi güldürecek biri çıkacak mı? Sizi güldürecek kişi servet sahibi olacakmış. Tamam, evlenecek misiniz? No comment diyor beyler, lütfen. Sizin bu danışmanlık işinden çıkarınız ne? No comment. Bir numara. Buyurun. Lütfen göreve. Beyler, lütfen beni harekete mecbur etmeyin. Lütfen diyorum. Lütfen. 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 Sayın Ademoğlu ve Kısa'nın yoldan geldiler. Yorgunlar. İstirahate çekilecekler. Teşekkürler. Ben yazı işleri müdürünüzle konuşurum. Buyurun efendim. Yatak odalarınız yukarıda. Buyurun. Şöyle buyurun. Adı Ayhan. Sizin korumanız. Biz ona bir numara diye hitap ederiz. Kendisi aynı zamanda aktördür. Çok önemli filmlerde polis rolü oynamıştır. Siz de ona herhangi bir olayda bir numara diye hitap edin Sayın Ademoğlu. Bu salon harikadır. Karşıda Rumeli Sarı. Burası adeta küçük bir saraydır. Burası bizim köydeki evden güzel. Sen miydin Hacer abla? Küçük hanım, burası sizin odanız, buyurun. Siz böyle buyurun Sayın Ademoğlu. Buyurun. Buyurun efendim. Tanıştırayım, uşağınız Abdullah Bey. Ademoğlu. Bir numara. Bugün istirahat edin. İki gün sonra gazetenin kampanyasıyla ilgili reklam filminiz çekilecek. İyi günler. Şşt, kalk bakayım. Laf aramızda sen onun yanında daha beyefendi gözüküyorsun ha. Ademoğlu Bey, bahçıvan yapsak daha iyi. Bahçıvanla çok yakışır. Arçılığa da yakışır, arçılığa da. Hareket. Başla. No, bir prova daha yapacağız. Senaryo ver. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Paul. Hanımefendi makyajı alın. Şöyle buyurun. Sizle tanışın. Murat. Burcu. Sayın Ademoğlu, buyurun size rolünüzü anlatayım. Evet, çekicimiz planlarının üstüne bu metin düşecek. İşte fırsat. İşte böyle yakışıklı ve güçlü mü, yoksa böyle güzel mi olmak istersiniz? Ya da Ademoğlu gibi zengin bir mi? İşte fırsat. Kur'ansız, çekilişsiz, kuponsuz, muponsuz. Gazetemiz okurlarına büyük fırsat. Güldür Ademoğlu'nu, kazan 17 milyar. Güldür Adem'i, al parayı. Tan kazandırır. Güzel, başını açın. Kapat kız başını, yoksa fena yaparım ha.
Bir dakika. Ben böyle şeylere gelemem. Biz namusumuzla yaşadık senelerce ya. Ne demek bu? Yürü kız. Yok, bir dakikası falan yok canım. Ben reklam meklam anlamam. Allah Allah. Neyse cezası öderim biter gider ya. Bu işi ancak sen halledersin. Allah Allah. Bakın izah edin. Hayır efendim. Hayır. Adem Bey. Yapamam. Sinirlenmeyin. Rica ediyorum bakın. Bizim böyle saçımız açık kötü mü yani? Kötü mü söylesene? Değil. Evet Şahyor, kamera. Manken kızın adı neydi? Burcu. Ya da Adem oğlu Burcu. Zengin biri mi? Burcu i̇şte Burcu. Kuransız, çekilişsiz, kuponsuz. Sen de Burcu'nun sayesinde saçını açtın. Okurlarına büyük fırsat. Güldür Adem oğlunu, kazan 17 milyarı. Güldür Adem'i, al parayı. Tan kazan. Milli Piyango'dan daha çok ikramiye veriyorlar. İşte bendeki şansa bak. Fıkra bile anlatamam. Ya gördün mü televizyondaki kuponsuz reklamı? İşte fırsat. Gazetemiz okurlarına büyük fırsat. Güldür Adem. Hamşo lan sen bunu öldürmekten güldürürsün. Güldür Adem'i al parayı. Tan kazandırır. İşte fırsat. Bey senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Tipin yeter. İkimiz hepimize. İkimiz güneş okuyan herkese. İlk fasikürden. Ben güneş okurum. Kuralsız, çekilişsiz, kuponsuz, muponsuz. İşte fırsat. Gazetemiz okurlarına büyük fırsat. Ya müdürüm, bu reklamı kaçıncı seferdir gösteriyorlar? Bu sizin için yapılan büyük bir kampanya. Meşhur oldunuz. Artık sokakta zor yürürsünüz. Yok canım. Müdür şey, neydi o kızın adı? Ha, Burcu. Onu bir yemeğe davet etsek. Misafirperverliğimizi göstersek. Memleket yemeklerinden şöyle. Salıya sabahın armağanı melodide başlıyor. Salıya mutlaka sabah alın, mutlaka. Herhalde sizin telefon numarasını biliyor. Aç bakalım ne diyor. Uyumlu ve sağlıklı bir cinsel yaşamışın bilinmesi gereken her şeyi biliyor musunuz? Gazeteniz Güneş, dünyaca ünlü uzmanların hazırladığı kadın-erkek ilişkileri antiketesi. İkimiz. İkimiz hepimizde. İkimiz. İkimiz. Sizi istiyorlar efendim. 16 sayfalı fasiküller halinde haftanın 4 günü Güneş'le birlikte. İlk fasikül plan. Ben Güneş okurum. Terbiyesiz. Hanzo, sen ne anlarsın köylü? Efendim, Burcu'yu davet edecek miyiz? Yoksa başka bir isteğiniz mi var? 5 senedir dul olduğunuzu biliyorum. Burcu'yu çağıralım. Hani yanlış anlaşılmasın. Maksadımız kötü değil. O çocuğu da çağıralım. Hepten yanlış anlaşılmaz. Sana bayılıyorum kız.
Çok güzelsin. Çok tatlısın. Hele yanakların al al olunca daha da güzelsin. Yalvarırım beni kurtarın, o hayvan herif beni öldürecek, bu çocuğun babası peşimde, beni yakalarsa öldürecek, ne olur içeri alın. Kaç gündür ağzıma lokma girmedi, çocuk da aç, ben hiçbir şey istemiyorum, ne olursunuz bari şu çocuğuma bir lokma süt verin, Allah rızası için, yavrumun karnına bir lokma süt girsin bari. Gel bacı gel. Kız, hanımmış. Ne dedi? Pişt, kış kız. Geç şöyle bakayım. Heh. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ne aramadın lan, buraya da mı el attın? Ne yapalım, ekmek parası abi. Selamünaleyküm beyler. Kuzu, kuzu. Oley, 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 oley. Ay! Bir numara. Günaydın. Günaydın efendim. Akşam bir hanım geldi, garip. Kucağında bir çocuk, içim parçalandı. Kalkmadı mı daha? Kalkmadı efendim. Ben bir bakayım, çocuk acıkmıştır. Sen kal, ben bakarım. Paraları nereye sakladın salak? Çok da güzel çocuğu vardı.
Acele et. Acele et. Şöyle git. Şöyle durun. Şöyle durun. Evet, sırayı bozmayın. Evet, böyle. Acele et. Sırayı bozmayın. Öyle durun. Sırayı bozmayın. Tamam, böyle durun. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Sırada durun. Evet, sırayı bozmayın. Sırayı bozmayın. Tamam, böyle geçin. Sırayı bozmayın. Sırayı bozmayın beyler. Şöyle geçin, şöyle geçin. Lütfen, sırayı bozmayalım. Sırayı geçelim. Tamam beyler, tamam. Şöyle durun. Kenara çık. Sırayı bozmayın, sırayı bozmayın. Sırayı bozmayın beyler. Sırayı bozmayın, şöyle geçin. Herkes kuralı biliyor. Her yarışmacı ancak 60 saniye hünerini gösterebilir. 60. saniyeden önce gülerseniz o kişi veya kişiler bavuldaki 17 milyar karşılığı doları anında alır. Başlayabiliriz. Sıradaki gelsin. Gel. Vaktiniz doldu. En büyük Bahçesaray taş, en büyük Bahçesaray taş, en büyük Bahçesaray taş, en büyük Bahçesaray taş. Siyah, beyaz, sarı, lacivert, sarı, kırmızı. Oley, oley, oley. Şampiyon Bahçesaray taş. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Gömmeye, gömmeye, gömmeye geldik. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Gömmeye, gömmeye, gömmeye geldik. Oley, oley, oley. En büyük Bahçesaray taş. Oley, oley. Vaktiniz doldu. Gülmeyin lan. Gülmeyin! Size de gömeceğiz lan! Gülmeyin lan! Gülmeyin! Gömecek! Gömme! Gömme! Numara.
Gazetede de televizyona çıkan adam. Hadi abi iyisin iyisin götürdün geç bana. Hoş geldin abi. Bize de küçük sermaye ver de tezgahı düzeltelim abi. Gözünü seveyim ne olur hadi. Çoluk çocuk var abi. Adem oğlu. Allah sana versin sen de bize ver abi. Görüşürüz. Biz de garibiz abi. Ne olur be abi. 3 kuruş bir para abicim be. Yalvarırız abi. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Ne olur abi be. Dal lan! Düşman ayı! Ademoğlu! Oo bizim köylü, ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, köyden ne haber? Ne olsun, Murtaza dayı öldü. İbrahim'i öldürdüler. Yok, yani everdiler. Gerisi yalan dolan. Babamın selamı var. Sonra ben Bingül'e talibim. Ona sevdalıyım. Ayıp, insan komşu kızına kötü gözle bakar mı? Allah'ın emriyle istiyorum. Peki, gel bakalım. O zaman Kaf Dağı'nın ardındaki Zümrüt Anka kuşunun tüyünü getireceksin. Ben Bingül için her şeyi yaparım. Ya bu Ademoğlu beni keriz mi zannediyor? O masalda geçiyor. Padişah kızı için Keloğlan'dan istiyor kuşu. Ben Keloğlan mıyım? Güleceği yok çocuklar, hadi yürüyün. Bu sahnelere filmlerde herkes gülüyor, gıcık. Düşersin bir gün Yeşilçam'a. Bey abi, ben dilenci değilim. Hastaneden yeni çıktım. Kalp hastasıyım. İlaçlarımı alamadım. Köye dönecek yol param yok. Karım yatalak köyde. Çocuklarıma bakacak kimsem yok. Sersefil olduk. Allah rızası için birkaç kuruş ver. Ne olur çoluğunun çocuğunun bahşi için birkaç kuruş ver. Köye gider çalışır. Çabalar sana sonra öderim abi. Ne olur beni köyüme çocuklarıma gönder. İlaçlarımı alayım.
Hastaneden yeni çıktım. Kalbim duruverecek. Ne olur abi tamam, ilacımı olsun, alayım. Gel, birkaç ben, kuruş ben ver abi. Gel, gel. Ne olur abi. Tamam gel. Sağ ol. Gel sen. Sağ ol. Gel. Büyüksün baba. Bir dakika bırak kardeşim, bir dakika. Sıra size de gelecek. Ben de şansımı deneyeceğim. Bir dakika. Adamın biri öyle zayıf, öyle zayıfmış ki tek çizgili pijama giyiyormuş. Adamın kendisi kayıkmış, karısı yat. Adamın biri sinirliymiş, karısı kemikli. Adamın biri sinirliymiş, karısı kemikli. Yeter be. Yemekler hazır mı? Yemekler hazır mı? Yemekler hazır mı Hüsmen ağa? Hazır efendim. Köpeğin mamasını da verin. Emredersiniz. Tarhana çorbası hazır mı? Hazır efendim. Adı neydi? Burcu efendim. Buyurun efendim. Mersi. Buyurun. Hoş geldiniz. Mersi. Sağ ol. Şerefinize Sayın Ademoğlu. Tarhana da güzel ha. Beni milyarder yaptı. Kalkın efendim. Kalkın. Hadi ne? Buyurun. Sen çekil. Bir dakika. Bir dakika müsaade eder misiniz? Bir dakika. Sen çık. Bırakın bana bir dakika. Bir dakika. Oğlum. Gittim sana. Ademoğlu, ben de katılayım mı yarışmaya? Katıl. Katılırsam bana güler misin? Sana gülmeyip de kime güleceksin? Söz ama güleceksin değil mi? Söz. Bir söz. İki söz. Üç söz. Ders.
Şunlar bu dansı niye yatakta yapmıyorlar da ayakta yapıyorlar böyle? Ne var kardeşim, ne istiyorsun? Efendim, ben iş istiyorum, çok iyi kuş taklidi. Yok kardeşim, adama ihtiyacımız yok. Hadi kardeşim, hadi yürü, hadi. Ne olur bir görün efendim, ha. Beni bir seyredin. Sam abi, senin ne işin var burada? Geldik, belki güldürürüz. Ha. Yolumuzu buluruz. Hoş geldin, hoş geldin. Geç. Teşekkür ederim. Nasıl tıraş böyle? Yeni moda olacak galiba. Berberin adresini ver de biz de gidelim. Gülsene lan! Gülse! Lan gül diyorum sana! Gözlerinde katarat var lan! Fenerlisin galiba. Hiç şansımız yokmuş. Sadece sen mi gülmedin hayatında? Biz de gülmedik. Tam 4 aydır tek filmde oynamadım. Hiç olmazsa bir kıyak yap. Vallahi bende de para yok. Vize kartı mı ne öyle bir şey var. Sende varsa bir şey versene. Emredersiniz Sayın Alemoğlu. Büyüksün baba. Ben gideceğim baba. Peki kızım. Merhaba. Ben aslında seni güldürmeye falan gelmedim abicim. Bende güzel mallar var abicim. Bir görmek ister misin? Bak abicim. Bak gördün mü? Bak bu sarışın abicim. Bu kıza bir bak abi. Bak gördün mü? Bacaklara bak abi, sütün gibi maşallah. Ya şu sarışına ne dersin? 1 numara. Bir dakika beyim, ne oluyoruz beyim? Bir dakika, bir dakika beyim, kızlarım kaldı. Bakın beyim, eğer beğenmediyseniz başka kızlar getirebilirim. Ne oluyoruz ya? Büyüksün baba.
Bir numara. Bu ne efendim? Bir çay istem çıkar mısınız? Gördüğüm andan beri senden hoşlanıyorum. Saçların, gözlerin, her şeyinle çok güzel ve zarifsin. En çok nelerden hoşlanırsın? Müzikten hoşlanır mısın? Ben daha çok rock müzik dinlerim. Diskoya götüreyim seni. Seninle dans etmek herhalde dünyanın en güzel şeyidir. Böylece birbirimize daha yakın oluruz. İyi olmaz mı? O güzel saçlarına dokunabilmek, gözlerine daha yakından bakabilmek için neler vermezdim. Sen de benden hoşlanıyorsun değil mi? Utanma. I love you Bingül. I love you. Bana şoförlük öğretsene. Bak şöyle geri. Şöyle ileri. I love you Bingül. Senin için her şeyi yapardım. Beni seviyorsan arabayı buradan aşağı atar mısın? Atarım. Atarım da. Ama sonra buradan nasıl geri döneriz? I love you Bingül. Bırak. Bırak dedim. I love bırak you. Beni. Yapma sana. Bırak dedim sana. Bırak. Tabii efendim, tabii. Ademoğlunu ikna ederim. Bir hafta oldu, henüz bir netice alınmadı. Okuyucu sabırsızlanıyor. 17 milyarı kim kazanacak? Gazeteden arıyorlar. Alo. He. Buyurun Nevzat Bey. Tabii. Evet. Ha. Evet, evet. Tabii. Evet. Dur bak. Bir dakika bak. Dur diyorum. Ya, dur. Yürü. Üzme kendini. Seviyorlar birbirlerini. Benim seni sevdiğim gibi. Parayı da seviyorum. Hoş bir adam oldun. Şık. Ben de yarın yarışmaya gireceğim. Ama komiklik yapamam ben. Ve sen bana gireceksin, tamam mı? 17 milyarı ben alacağım. Sakın verdiğin sözü unutma. Bizde söz namustur, namustur. Hey, bir numara, müdür bey, bana Deli Bekir'i bulun.
Buyursunlar. Böyle buyurun. Hoş geldin Deli Bekir. Selam Deli Bekir. Selam benden önceki deli. Selam senin gibi olanlara. Muhtar seçimleri bu pazardı değil mi? Bak şimdi beni iyi dinle Deli Bekir. Senin gibi bir delinin muhtar olması iyidir. Bugüne kadar akıllıları seçtiler de ne oldu? Bir de seni denesinler değil mi ama? Sazımla, sözümle insan olmaya geldim. Ling 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 ling. Günaydın. Bugün önemli bir gün. Yarışmaya ben katılacağım. Anka kuşunun tüyünü getirdim. Aferin bizim köylü. Bir de Bingül'le konuş. Kaftağı var mı? Anka kuşu var mı? Ya tavuk tüyü? Var. Bingül! 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 Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Bırak. Al bakalım kızcağızımı. Ayağına kadar getirdim bir daha. Ben ötekiler gibi banknot meraklısı değilim. Gözü olanın gözü çıksın. Sen benim köyümün delikanlısısın Ademoğlu. Al şu gül gibi kızı. Beni geri çevirme. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Kaç gündür gözüne uyku, ağzına lokma koymadı. Senin için yanıp tutuşuyor. Eriyip gitti kızcağız. Sana tutulmuş, sevdalanmış. Bak ben muhtarlıktan oldum yine sana kızmıyorum. Al şu gül gibi kızımı. Hadi, he de. Ne
Tamam kardeşim, tamam sırayla. Bir gün seni götürdüler köyünden. Hakkın selamını kesme dilinden. Kurtulamazsın Azrail'in elinden. Dünyalar senin olsa ne fayda? Adalet, adalet diye bağırıyor 10.000 kişi sokakta. Benden önceki güldürürse diye seni ocakta. 9.999 kişinin hakkı nerede? Adalet, adalet, 17 milyar onların olsa ne fayda? Reis seçilmiş Deli Bekir reis. Kullar bekler paranın yarısını ne beyiz? Dünya bana baki değil. Hep dünyalar senin olsa ne fayda? Gafil durma, adalet eyle adalet. Gafil durma, adalet eyle adalet. Adalet eylesen de kurtulamazsın Azrail'in elinden. Deryalar senin olsa ne fayda? Ling 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 ling. Hadi gülsene. Gülsene be. Gülsene. Hani gülecektin? Söz vermiştin. Hani Adem sözünde dururdu? Sözünde dursana salak herif. Söz ha? Hemen bavulu alıp gidecektin. Arkanı dönüp bakar mıydın? Beni hatırlar mıydın? Sana kim bakar be? Sen kendini adam mı zannediyorsun? Güngül kaçtı. Kaçtı o çocuk ha. Hadi ki anka kuşunun tüyünü ben getirdim. Benimle evlenmesi lazım. Köyde onunla ben yattım. Yanaklarını ben kızarttım. Kızlığını ben aldım. Beni mahkemeye ver. Mahkeme bizi zorla evlendirir. Onun namusunu ben aldım. Hani senin için namus çok önemliydi. Kadının saçına bile dokunulmazdı. Öyle demiştin bana değil mi? Öyle demiştin. Bak İdris kardeş. Artık onun bakire olup olmadığının önemi yok. Bu artık milyarder kızı. Elini sallasa ellisi, belini sallasa tellisini bulur. Ama Ademoğlu... Ayrıca seni sevseydi sana kaçardı. Ya ilk ben yaptım onu. Demek ki onu sevmiş. Ama Ademoğlu kızlığını ben aldım onun. Mahkemeye ver beni. Yahu İdris kardeş. Milyarder kızının bakireliği önemli onun değil. Onun kızlığını önemli ben aldım. Önemli değil diyorum ben. Ben aldım. Onun yanaklarını ben kızarttım. Bir ben, numara. Ben de kızarttım onun yanaklarını. Köy yerinde ben yattım onunla. Ben yattım onun, anladın mı? Hadi yürü ver. Beni mahkemeye ver. Mahkeme bizi evlendirir. Anladın mı? Bizi evlendirir mahkeme. Mahkemeye ver beni. Mahkemeye ver Ademoğlu. Onun namusu benden sorun, anladın mı? Bırak beni. Hani erkek adam sözünde dururdu? Hani gülecektin be? Bunun hesabını soracağım sana. Başkanları efendime söyleyeyim buralarda dolaşıyorlar. Parti başkanları buralarda dolaşıyorlar. Değerli vatandaşlarım, bu gidişata son demenin zamanı geldi. Limon gibi sıkılmayın. Vay 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 vay. Hıyar gibi efendime söyleyeyim soyulun. Biz diyoruz ki kimseden korkmuyoruz. Biz parti olarak iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Ve diyoruz ki terörün önüne ancak erken seçimle geçilir. Erken geçme nasıl geçilir? Onu da bir deniz kenarında sakin kafayla düşünelim. İzninizle efendim.
benim kıymetli ve değerli vatandaşlarım. Merhaba. Merhaba. Diyorsunuz ki kurtar bizi baba. Kurtar bizi baba. Demokrasilerde çare tükenmez. Elbette bunun da bir çaresi var. Size ihtiyaç yok demek ki. Hoş geldiniz muhalefetin baş. Selamlar. Milleti bu hale biz getirmedik. Biz de getirmedik. Pekala kim getirdi? Erken seçime gidelim. Memleket meseleleri ayaküstü konuşulmaz. Bakın yine insanlar vuruluyor. Benim zamanımda da yollar yürümekle aşılmazdı. Şapkamı alır giderim. Zincir bozanı mı? Hayır, zincir bozanı bana hatırlatmayınız. Ben fevkalade bir şekilde sineyi millete gidelim diyorum. Oo, hoş geldiniz iktidarın başı. Buyurun efendim. Biz sandıktan çıkmaya alışmış bir partiyiz. Evet efendim. Sandıktan çıkmışsınız da biz ağaç kavuğunda mı çıkmışız? Evet efendim. Millet bizi bu sefer iktidara layık görmüştür. Sepet efendim. İktidara talibiz. Münasiptir efendim. Biz münasiptir. Hakkımızı meydanlarda ararız. Evet efendim. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Öyledir efendim. Bu ara memlekete de nazar değdirdiniz. Evet efendim. Biz Allah'ın izniyle iktidara erken seçimle geliriz. Hayır efendim. Neden efendim? Gelemezsiniz. Biz geliriz efendim. Biz geliriz. Biz geliriz. Var mı bunun başka izah tarzı? Var efendim. Neymiş o zaman söyleyin, biz de öğrenelim. Biz geliriz efendim. Estağfurullah efendim. Meşruiyet içinde çare tükenmez. Tükenmez efendim. Yollar gide gide bitmez. Bitmez efendim. Dün dündür, bugün de bugün. Evet efendim. Siz her söyleneni tekrar etmeyiniz efendim. Vah demin. Çıkın dışarı! Çıkın! Çıkın diyorum!
Ne bu? Paraya ayırın! Paralara bakıyor! Çıkın! Çekilin, ben alacağım onları. Dur, 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 yapma! Nereye gidiyorsun? Bakın, bakın, daha ayağa yok! Çekil lan! Çekil! Dağıl lan! Topla beni! Ayy! Çakamayın beni paraları! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın lan! Topla beni lan! Topla beni! Bırakın hepsini! Benim paramı! Çekil lan! Çekil lan! Çekil lan! Çekil lan! Benim paramı! Şurada hepinizin 3-5 arşın bezi var. Dünyalar sizin olsa ne fayda? Ling 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 ling. Ne yapıyorsun çocuğum? Film çeviriyorum abi. Ne? Film çeviriyorum abi. Başımda bere elimde sırma. Gidiyorum Katar'ın gittiği yerine. Başımda bere elimde sırma. Gidiyorum Katar'ın gittiği.